Basınımızın güzide mensupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Biz Memur Sen olarak bugün Samsun'da on binler toplanarak inşallah Emek ve Dayanışma Bayramı'nı kutlayacağız. Bugün burada Taksim'de sembolik olarak Memur Sen İstanbul İl Başkanı olarak çelengimizi bıraktık. Birazdan da basın açıklamamızı yapıp inşallah alandan ayrılacağız. Hazırsanız biz basın açıklamasına geçelim. Megafon geliyor başkanım. Megafon. Hazırlanıyor. Megafona gerek yok. Gerek yoksa. Direkt konuşabilirsiniz. Mikrofonlarınızı. Başlıyorum. Tamam, geldi. Geldi. Bugün 1 Mayıs. Emek ve Dayanışma Günü. Bugün emeğin, emekçinin birlik ve dayanışma bayramı, emeğin ve dayanışmanın bayramı. Memur Senimiz bu yıl sendikalarımızın, üyelerimizin, teşkilatımızın katılımıyla Samsun Kurtuluş Yolu'nda on binlerin buluştuğu mitingde kutluyor. Biz de İstanbul'da bir araya gelerek şu anda Samsun'da büyük bir coşkuyla bir araya gelmiş olan on binleri selamlıyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın bütün emekçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz. Bu meydandan hak, emek, vicdan diyerek küresel kapitalizmin kurduğu düzene, o düzenin ürettiği zulümlere hayır diyoruz. En zengin %1'lik kesimin %99'unu iki katı zenginliği sahibi olmasına, neoliberal sistemin Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da yoksulluğu ve açlığı kadere dönüştürmesine, küresel eşitsizliğin insanlığı ve dünyamızı korkunç bir cinnet cehennemine sürüklemesine, havanın, suyun, toprağın, neslin, ekinin ve ailenin ifsat edilmesine hayır diyoruz. Başta Filistin, Doğu Türkistan, Suriye, Arakan, Yemen, Libya, Afganistan olmak üzere dünyanın her yerinde kan döken 60 milyon insanı mülteci durumuna düşüren kanlı emperyal düzeni reddediyoruz. Gazze'de 7 aydır aralıksız soykırım uygulayan, 35 binden fazla kardeşimizi şehit eden, binlerce masum çocuğu katleden Siyonist İsrail'i, suç ortağı ABD'yi ve destekçi ülkeleri lanetliyoruz. Yaşasın nehirden denize özgür Filistin diyoruz. Doğu Türkistan'da inançlarından ve milli kimliklerinden dolayı kardeşlerimize soykırım ve asimilasyon uygulayan Çin'i lanetliyoruz. Yaşasın özgür Doğu Türkistan diyoruz. Filistin'den Suriye'ye, Arakan'dan Doğu Türkistan'a akan kan dursun, vahşet ve zulüm son bulsun istiyoruz. Bizler insanlığa acı ve gözyaşından başka bir şey vermeyen çarpık düzene karşı insanın ve emeğin aziz sayıldığı bir geleceğe, insana, akla, vicdana ve ahlaka dayanan bir paradigmaya çağrı yapıyoruz. Bugün bu meydanda 1 milyon 100 bine dayanan üyesiyle kamu görevlisinin yetkili konfederasyonu Memur Sen ve üye sendikaları olarak bu ülkenin emekçileri, emeklileri, engellileri, kadınları, gençleri olarak doktorlar, akademisyenler, hizmetliler, hemşireler, veteriner hekimler olarak din görevlileri, büro memurları, postacılar, mimarlar, mühendisler olarak öğretmenler, tekniker, teknisyenler, basın çalışanları, makinistler, arkeologlar, itfaiyeciler ve tüm kamu görevlileri olarak Türkiye'nin işçisiyle, memuruyla bütün emekçileri olarak hep birlikte emek sömürüsüne sıfır tolerans diyoruz. Emeğin hakkının alın teri kurumadan verildiği, insanca yaşamı mümkün kılacak ücretin ödendiği, insan onur ve haysiyetine uygun çalışma şartlarının tesis edildiği bir sistem için hep birlikte mücadeleyi sürdürmeye çağrı ve azmimizi vurguluyoruz. Kamu görevlileri milletimizin insanlığın sesi olarak İstanbul'dan söz veriyoruz. Küresel zulme karşı dünyayı adalet, ahlak, merhametle, emeği insana yaraşır ücretle buluşturmak için 32 yıl önce
ilk adımını attığımız, her adımda çoğaldığımız bereketli yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Adaleti, emeği, insan haysiyetini, özgürlükleri temel alan ahlaki ve adil bir dünyayı hep birlikte emekle kuracağız. Yaşasın emek mücadelemiz! Yaşasın, yaşasın emek mücadelemiz! Yaşasın emek mücadelemiz! Güçlü memur, büyük Türkiye diyerek siyaset yasağının olmadığı, ehliyet ve liyakatın esas alındığı, mülakatın kaldırıldığı, ücret skalasındaki çarpıklığın giderildiği, kadrolu istihdamın asli istihdam biçimi olduğu bir kamu personeli sisteminin, grev ve dayanışma aidatının adil bir tahkimin, eşitler arası bir masanın olduğu bir toplu sözleşme düzeninin, yasaksız bir örgütlenme özgürlüğünün, güçlü bir sosyal diyalog mekanizmasının, kamu görevlilerinin hak ettiği ücretin bütçe yükü olarak görülmediği, hakça bölüşümün, vergide adaletin, ücrette hakkaniyetin merkeze alındığı bir mali politikanın inşası için hep birlikte çabalamaya devam edeceğiz. Yaşasın özgür Filistin! Yaşasın özgür Filistin! Yaşasın özgür Filistin! İstanbul'dan Samsun'a bin selam diyor. Türkiye'nin ve dünyanın tüm emekçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı kutluyoruz. Kapitalizme karşı yaşasın emek mücadelemiz. Yaşasın emek mücadelemiz. Yaşasın emek mücadelemiz. Yaşasın emek mücadelemiz. Yaşasın nehirden denize örgür Filistin. Yaşasın özgür Filistin. Yaşasın özgür Filistin. Yaşasın özgür Filistin. Yaşasın özgür Doğu Türkistan. Yaşasın özgür Doğu Türkistan. Yaşasın özgür Doğu Türkistan. Sömürüye ve zulme karşı yaşasın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz. Yaşasın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz. Yaşasın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Şimdi Uluslararası Emek Konfederasyonu Başkanımız, Ahmet Başkanımız burada ILC adına kendileri bir basın açıklaması yapacak. Sözü kendilerine takdim ediyoruz. Cesur Öztürk, Memursan İstanbul İl Temsilcisi. İl Başkanı. İl Başkanı. Mikrofonu kullanmaya gerek. Bir saniye. Hazır mıyız? Yok. Sıkıntı yok değil mi? Abi sen eğilebilir misin? Sağ taraf. Arkadaşlar mikrofonu değiştirebilir miyiz? Birazcık öne gelelim başkası abi. Başkası gelsin o zaman. Evet. Arkadaşlar. Değişsin isterseniz birisi. Bize buyurun. Pardon. Megafonu alabilir miyim? Megafon mu? Senin kadar gür sesim yok başkanım. Megafon sesim yok sen. Deneme. Nasıl oluyor bunun? Deneme. Ses deneme. Tamam oldu. Evet. Basarak. Evet. Basarak herhalde. Evet. Ben basıyorum. Memur senin de bileşenleri arasında yer aldığı 25 ülke, 33 konfederasyon ve 30 milyonu aşkın üyesi olan International Labour Confederation, Uluslararası Emek Örgütü adına bir basın metni okumak üzere buradayız. Adil ve barışçıl bir dünya için mücadeleye devam. Bugün yüreklerimizi birlik ve dayanışma ruhuyla doldurduğumuz 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Bayramı. Çalışma koşullarının kötüleştiği, iş güvencesinin azaldığı ve sosyal hakların gasp edildiği bir dünyada bu özel gün dayanışma ruhumuzu pekiştiriyor, umut ilkesini yükseltiyor. Bugün yer küre ölçeğinde sosyal adaletsizlik ve emek sömürüsü daha çok derinleşiyor. Dünyanın en zengin %1'inin toplam servetinin kalan %99'un servetinin 2 katına eşit olması küresel servet eşitsizliğinin açık bir göstergesidir. Savaşlar yayılıyor, insanlar yerlerinden, yurtlarından ediliyor. Üstelik
neoliberalizmin sistematik hale getirdiği mülksüzleştirme stratejileri de bu süreci kronik bir sorun haline dönüştürüyor. Dünya ölçeğinde milyonlarca insan yersiz ve yurtsuz. Bütün bunlar bir sistem sorununun göstergesidir. Ancak umutsuzluğa kapılmak yerine insan onuruna yakışır iş ve adil bir dünya için mücadele azmimizi ve dayanışma irademizi pekiştirmeliyiz. Savaşların sosyal adalet yoksa barış, savaş varsa sosyal adalet yok. Savaşların, çatışmaların devam ettiği ve masum insanların zulüm gördüğü, öldürüldüğü bir dünyada sosyal adaletten bahsedemeyiz. Bu nedenle bugün dünyanın neresinde olursa olsun ırka, dine, dile, ideolojiye bakılmaksızın tüm haksızlıklara, baskılara, zulümlere dur deme günüdür. Bu bağlamda 7 Ekim'den bu yana Gazze halkına yapılan katliam derhal durdurulmalıdır. ILC olarak İsrail'e destek veren ve katliama karşı sessiz kalan tüm devletleri kınıyoruz. Tüm vicdanlı insanları da etnik temizlikle baş başa bırakılan milyonlarca Gazze'li insanın sesi olmaya, tarihe kara bir leke olarak geçecek bu günlerde hakkın ve haklının yanında olmaya davet ediyoruz. Filistin başta olmak üzere işgal altındaki topraklarda savaş ve çatışmaların olduğu bölgelerde yaşayan, göçe mecbur bırakılan tüm emekçi kardeşlerimizin savaşın sebep olduğu mağduriyetlerinin giderilmesi temel insan haklarına saygı gösterilmesi ve adil çalışma koşullarına kavuşmaları için Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm etkili ve yetkili kurum ve kuruluşları göreve davet ediyoruz. Birlik, mücadele ve dayanışmanın sembolü olan 1 Mayıs Dünya ve Emek Dayanışma Günü'nde ILC olarak birlikten güç doğar sloganıyla hep birlikte insan onuruna yakışır iş, adil ve barışçıl bir dünya için kararlı mücadele taahhüdümüzü ilan ediyoruz. Yaşasın emek dayanışması, yaşasın 1 Mayıs Dünya Emek Bayramı. Yaşasın emek dayanışması. Yaşasın emek dayanışması. Yaşasın emek dayanışması.